geldiniz. Her hafta olduğu gibi futbolun nabzını sevgili Cengiz Kasap'la birlikte tutmaya çalışacağız. Cengiz'ciğim merhaba. Merhaba. Yine çok gündem dolu. Hatta bu hafta biraz daha böyle futbol öncesinde sahalarımızda yaşanan olaylar var. Onları değerlendireceğiz. Öncesinde Türk futbolunun ve Ankara gücünün başı sağ olsun diyorum ben. Çünkü evet. Ankara gücü Antalyaspor karşısında net bir galibiyet aldı. Güzel bir futbolla. Taraftarları, gencecik taraftarları takımlarına inandılar ve Antalya'ya gittiler ama dönüşte elin bir kaza sonucu iki tane gencecik taraftar hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Nurçin de yatsınlar. Ailelerine sabırlar. Yine aynı minibüste bulunan Ankara gücüde birçok taraftar da biliyorsun yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Gerçekten bir kez daha Ankara güçlü taraftarlara, Ankara gücü spor kulübüne ve Türk futboluna başın sağ olsun diyorum Cengiz. Evet, ben de ailelerine başsağlığı diyorum. Allah hakkını gene rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Evet, kader. Yani buraya kadarmış. Gittiler ama böyle oldu. Umarız inşallah bir daha da Allah böyle elim şeyler göstermez. İnşallah. Şimdi bu arada hemen tabii karşılaşmalara döneceğiz ama futbolcunun da çok iyi biliriz. Altay'da oynadığı o sol kanattaki, sonra milli takımda oynadığı dönemler ve hoca olarak görev yaptığı dönemler. Mustafa Denizli hocama da geçmiş olsun. Hocam geçmiş olsun. Maç 2-0 iken orada bir ara tabii takımın da belki etkisi var ama duygusal bir hocasın. Bir tansiyonu yükseldi zannediyorum. Kalp spazmı geçirdi ama şu anda durumu da gayet iyiymiş. Ve 2-2 olduktan sonra rahatladı. Güzel de bir demeç verdi. Yani iyiyim gibi. Hocam bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Geçmiş olsun evet. Mustafa Denizli'ye ben de buradan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Evet. İkinci gole çok sinirlenmiş. Soyunma odasında, devre arasında. Evet. Şimdi Cengiz'im, karşılaşmalara geçeceğiz. 24. haftayı değerlendireceğiz seninle birlikte. Fakat öncesinde yaşanan, ki Türkiye'de başta ikimiz seçiyoruz. Böyle bir olayları tasvip etmiyoruz hocam. Diyoruz ki, her haftada belirtiyoruz. Programın başında ve sonunda. Spor, sevgi, dostluk, kardeşlik ve barış demektir. Hocam Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın stadyumu biliyorsun yeni yapılan bir stadyum. Yani güzel bir stadyum. Geçtiğimiz hafta Ahmet Spor ve Sakarya Spor mücadelesi var. Sakarya Spor deplasmanda ve Sakarya Spor ikincilikte şampiyonluğu oynayan bir takım. İnşallah eski günlerini bize tekrar yaşatır ve Süper Lig'de de görürüz Sakarya'yı. Yalnız karşılaşma öncesinde kanallarda da yazılı medyada da oldukça gündem oldu ama biz biraz daha ayrı yorumlayalım istiyorum seninle birlikte. Ahmet Sporlu Mansur diye bir futbolcu. Hocam kesici bir alet. Önüne gelen Sakarya Spor'un futbolcularına kalçasına şiddetle vurmalar. Baldırlarına yüzlerine aynı şekilde vurmalar. Şimdi Sakarya Sporlu futbolcunun bir tanesi orada bir karşılık verse. Diyarbakır. Nezih illerimizden bir tanesi. İstiyoruz ki doğudan ve güneydoğudan da burada takımlarımız olsun. Gençlik orada sporla, futbolla haşır neşir olsun. Maalesef öyle çirkin, tasvip etmediğimiz olaylar var ki burada. Önce ben topu sana atacağım, sonrasında birkaç yorumda ben ekleyeceğim. Neler söylemek istersin hocam? Hocam, şimdi futbol sahasına jiletle nasıl çıkıyor bu futbolcu? Önce onu irdelemek lazım. Tamam. Yani burada temsilciler var, gözlemci var. Hakemler de bu futbolcular sahaya çıkarken kontrol ediyorlar. Bu futbolcu jiletle nasıl sahaya çıkıyor? Jiletle sahaya çıktı ve jiletle yaptığı bu hareketler, yani kesme hareketlerini yaparken oradaki emniyet güçleri bunu görmüyor mu? Evet. Bak bütün mesele burada. Emniyet güçleri onu görmüyor mu? İkaz edildi defalarca emniyet güçleri. Sahaya girmeye şeyleri olmayabilir, hakları olmayabilir emniyet güçlerinin. Ama o hareketi yapan futbolcunun o tavırlarını sahada gören emniyet güçleri oyunu hakime der ki, bir ulaştırırlar hakime, hocam oyunu durdur. Biz gerekeni yapalım. Bu da yok. Yani burada emniyetin de çok büyük hatası var. Cengiz, böyle bir yetkin olsa lisans iptal eder misin? Ederim tabii, niye etmiyor hocam? Böyle bir futbolcu olabilir mi ya? Evet. Düşünebiliyor musun? Elinde kesici aletle sahaya çıkmış bir futbolcu, rakip futbolcuları doğuruyor sürekli. Ve bu futbolcunun zaten lisansının iptal edilmesi lazım. Kesinlikle. Ya, Futbol Federasyonu'nun hemen devreye girip bu futbolcuyu ceza kuruluna sevk edip oradan da bunun lisansını iptal etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Yani çok nezih bir ilimiz. Ahmet Sporlu bir futbolcunun böyle bir hareket yapmadı. Mansur, Türkiye'nin her yerinden, Avrupa'nın her yerinden izlenen bir kanal %58 TV. Ben buradan şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşim, bak sevgili kardeşim diyorum. Sen ikincilikte ekmeğini buradan kazanıyorsun. Bu takımdan ve ayaklarınla kazanıyorsun. Ya iki şık var burada. Ya ruh sağlığın bozuk senin. İzleyenler de izlemiyorsun muhtemelen, iletsinler. Ya da birisi gaza getirdi seni. Böyle bir hareket, bırakın futbolu,
Futbolun dışında, dışarıda olsun, evde olsun kesinlikle yapılmayacak çok çirkin bir hareket Mansur. Ben Diyarbakır valimizi, sayın valimizi, Diyarbakır İl Emniyet Müdürümüzü, kulüp başkanını, kulüp yöneticilerini ve taraftarları burada göreve davet ediyorum. Lütfen ve lütfen bu olaya el atınız. Çünkü alındı ve şartlı olarak tekrar serbest bırakıldı bu Mansur denilen futbolcu kardeşimiz. Spor yapıyorsun, futbol oynuyorsun, başka iş yapmıyorsun. Her zaman belirtiyoruz, son bir kez daha bunu tekrarlamak istiyorum. Spor sevgi, dostluk, kardeşlik ve barış demektir ve bunu Diyarbakır'da yapıyorsun. Yeneyi bu takımda kalıp da yine Sakaryaspor'a rakip olursan Sakarya'da başına çok daha kötü şeyler gelebilir. Çok dikkat et Mansur, ekmeğini buradan kazanıyorsun. Son olarak bir şey söyler misin Çekil? Vayt, 30 yıldır terörle yetere kadar uğraşıyoruz ülke yeter olarak. Bari sporda terör olmasın. Çok fazla şehidimiz var bu yolda. Evet. Vatan için, toprak için çok şehit verdik. Futbol terörü de var. Bunu da bitirmek için bütün kulüpler el birliğiyle mücadele ediyor. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi bir de futbolcu terörü çıktı abi. Ya olacak iş değil ya. Ya çok ilginç ya. Ya çok ilginç yani, olacak iş değil. Bir futbolcu sahaya jiletle çıkıyor. Önüne geleni doğru ya. Ya bırak Allah'ını sağlasın. Ve Cengiz ya, bir şey söyleyeceğim. Vallahi ya, konuşacak var ya, tek kelime bile bulamıyorum. Ne olsun bu konuyla ilgili. Bak ben bir şey daha, çok açık bir şey daha ya söyleyeceğim. Ya bir futbolcu bunu nasıl yapabiliyor evet, ya? Sen futbol oynadın. Ya inanılmaz bir şey bu ya. Her şey düzeldi, bakın ben bunu söylemek istiyorum. Ben eski takım arkadaşlarım. Bak hocam, Sakaryasporlu futbolcular var ya, hepsine helal olsun biliyor musun? Bir karşılık verselerdi evet, orası kan gönlünden önerdi. Evet. Kan gönlünden önerdi orası. Lütfen yapmayalım. Sporumuzla, futbolumuzla bu ülkeyi yüceltelim. Son söyleyeceğim bu. Mansur, aklını başına al kardeşim. Ama bu noktadan sonra biz futbolun nabzında Cengiz arkadaşım ve ben diyorum ki sen bırak bu işi, lisansını da bir an önce iptal edesin. Çünkü sen ya ruh sağlığın bozuk ya da büyük bir gaza geldin, bilmiyorum artık. Cengiz arkadaşım dediği gibi bırakın sporda, futbolda terör olmasın. Olmasın. Birçok şeyi böyle yürüyeceğimize inanıyorum ben sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim diyorum son olarak. Ben Kayseri'ye gitmek istiyorum hocam. Kayseri'ye geçen hafta belirttim ama Fenerbahçe maçından sonra maşallah be abi galibiyet falan, işte bu hafta bir beraber, üç galibiyet bir beraberlik, Kayseri yırttı. Yani Kayseri bu saatten sonra yırttı, ben öyle görüyorum. Kayseri Spor 2, Beşiktaş 2, karşılaşmanın hakemi Arslan Muarsu. Hocam ne dedik geçen hafta, ne dedim ben burada? Deniz Türüç dedim değil mi? Evet. Bu Deniz Türüç'e dikkat et dedim. Şenol'a uyardım değil mi? Şenol Hoca'yı buradan. Dedim ki bir dakika gözden kaçırırsan bu kalemde gol demektir. Gol olarak görürsün dedim. Nitekim böyle oldu. Yine Deniz Türüç'ü bir dakika gözden kaçırdı Caner, Atiba ikilisi. Top gitti Beşiktaş kalesine. Gol oldu abi. Bak. Başka bir şey daha söyleyeyim. Hocam tamam, büyük hata da. Büyük hata da. Şimdi o adam orada o baskıyı yapacak. Arkadan koşmaya başladı Deniz Türüç. Diğer futbolcular nerede? Caner neredesin? İlk yarı Caner bir kere bile çıkamadı Deniz Türüç'ü kontrol etmekten. Bak bir kere bile çıkamadı diyorum ilk yarı boyunca. Ki Caner'i bilirsin, sol taraftan gider. Öyle mi? Tabii. Ama Deniz Türüç orada diye bir kere çıkamadı hocam, bak bir kere. Evet. Ama bir kere gözden kaçırdı, orada da kalesinde golü gördü. Kayseri'de baktığımızda iyi bir çıkış var. Fenerbahçe galibiyetinden sonra üste gelen iki galibiyet, üç galibiyet, ardından da Beşiktaş gibi zorlu bir takımı kendi evinde elinden kaçırdı diyorum ben. 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın yorumu sende. Geçen hafta çarşamba günü program burada bitti hocam. Eve gittim ben. Ulusal spor kanallarından bir tanesini açtım. Bir baktım ekrana bir yazı düştü. Galatasaray Deniz Türüç'ü transfer listesine aldı diye. Şakli için de söyledin. Şakli'yi de aldı Galatasaray abi yani. Öyle de bir şey hocam var. Futbolun nabzı evet, farkımız burada. Evet. Bak Deniz Türüç. Katılıyorum. Benden başka Türkiye'de konuşan olmadı. Olmadı. Üç haftadır. Olmadı. Öyle doğru mi hocam? Dört doğru haftadır Deniz Türüç'ü konuşuyorum. Doğru. Ve sonunda Galatasaray'ın transfer listesine bu arkadaşı biz el birliğiyle hocam sokmuş olduk. İnşallah milli takımda da görürüz. İnşallah. İnşallah. Milli takımda var ya bank oynar bak. Bank direkt, oynar. Direkt oynar değil mi Cengiz? Milli takımda bank oynar. Vedat Bürüş de oynar bak. Oyuncak futbolcular var milli takımda? Bak Vedat Bürüş de var. Cengiz. Sadece Deniz Türüç yok. Ama Vedat Bürüş Kosova oynuyor. Dorukan da var. Ama Kosova milli takımda. Hocam Dorukan da var. Tamam. Güven de var. Tabii, milli doğru takıma göndereceğimiz çok futbolcu doğru var. Yani artık Şenol Güneş herhalde dönüp bu lige bakacaktır bakacak, değil mi? Yani kesinlikle bu devşirme futbolcularla bir yere kadar. Cengiz. Artık lige bakmak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Cengiz sana çok iyi bir şey söylemek istiyorum. Bak çok güzel bir şey söylemek istiyorum. Hocam çok küçük bir rakama Mustafa Temel Bozdağ benim hemşerim Giresun Spor'a getirdi. Vedat Muriç'i. Çok iyi bir sezon geçirdi. Gençler Birliği Allah gani gani rahmet eylesin. İlhan Çağcav döneminde Gençler Birliği keşfetti, aldı Vedat Muriç'i. Ve şu anda Rize Spor'da harikalar yaratıyor. Şunu söylemek istiyorum. Ey dört büyükler. Görün kardeşim, görün. 10'ar milyon euro vereceğinize
Görün böyle futbolcuları. Kosovalı bizden bir çocuk Vedat Muriç. Görün işte Jack ne dedik. Eleştirdik. Bu kadar para verilir mi dedik. Lütfen görün bunları. Bu yetenekleri görün. Galatasaray'da iş yapmaz mı hocam? Onu söylemek istiyorum sana. Her takımda iş. Her takımda. Çok. Her takımda iş. Cengiz bravo. Bak, şimdi ben... bu akşam Vedat Muriç dedik ya hocam. Şimdi transfer listesine girmiştir. Kesin girmiştir. Dört birliklerden birinin transfer listesine girmiştir. Karşılaşmaya hocam, karşılaşmanın ortak kimi? Suat hocam Aslanboğa. Suat Aslanboğa'ya söyleyeceğim bir tek laf var. 74. dakikada Beşiktaş'ın golünü yedi abi. VAR'la beraber yedi. Bak VAR'la beraber yedi. Golü yedi. Pardon şeyin Kayseri'nin golü. Kayseri'nin golü. 74. dakikada Kayseri'nin attığı golü VAR'la beraber yediler abi. Adam kayıyor. Düşüyor. Yerde düşmüş Kayseri'li futbolcuya, Beşiktaşlı futbolcu takılıyor. Evet. Hocam nerede faul var ya? Allah razı olsun. Ofsayt zaten yok. Doğru. Gittiler, geldiler abi VAR'a. Hep birlikte golü yediler biliyor musun? Maç 3-1 oluyordu. Ve Kayseri Spor'un maçı 3 puanla kapatıyordu abi. Bak kapatıyordu. Tabii doğru. Yani onun için diyorum Türkiye'de VAR diyorlar ya. VAR diye bir şey yok abi Türkiye'de. Yok yok. VAR yok. Yok. Evet, yok abi. Söylüyoruz. Senden ben söylüyorum bunu. Yok. Kimse de el atmıyor. VAR Allah rahmet eylesin abi. Tamam, yok bitti. Türkiye'de. Tabii. VAR diye bir şey yok yani. Adı var. Adı var. Adı var. O kadar. Yani senin söylediğin bir şey oldu. Bir iki hafta önce mi? Geçen hafta mı? Daha önceki hafta mı söyledin? Önümüzdeki sezon VAR'la falan oynamayalım dedin ya. Evet. Vallahi haklısın ya. Bak hak verdim sana biliyor musun? Ama Cengiz. Ya haklısın bak, abi. Sen de biliyorsun onu. Onu sen biliyorsun. Ya VAR'ı o kadar kötü kullanıyoruz ki biz. Ve dünyada en kötü kullanan ülkeyiz abi. Bak en kötü kullanan ülkeyiz. Gidiyorsun VAR'a. Bak çağırıyor. Gel diyor. Gidiyor. Çağırmaması lazım biliyor musun? VAR zaten onu gördü. Adam ayağa kaydı. Düştü. Evet. Tamam. Evet. Beşiktaşlı futbolcu takıldı düştü. Hocam daha niye çağırıyorsun ya? Ya burada çağıracak bir şey yok ki. Evet. Yok yani. Cengiz dikkat ettin. VAR'a gittiği zaman. Şami'nin golü abi güme gitti. Bak güme, Şami'nin güme, attığı gol güme gitti. Güme gitti. Abi. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum. Ben sana bir şey söyleyeceğim Cengiz. O VAR'a gidip gelmek en az bir 3 dakika değil mi hocam? Evet. Kararı vermesi falan 3 dakika. Bir de yardımcıyı falan da çağırmaya başladılar. Yeni moda çıktı. Yeni moda çıktı şimdi. Fenerbahçe maçında gördük. Yardımcıya da gel diyorlar gel. Abi 1-0 öndesin. Hocam tek başına karar veremiyorsan senin ne işin var o sahada ya? Bırak düdüğü çek git. Hocam düşme potasındasın. 1-0 öndesin. Bir pozisyon oldu. VAR'lık bir pozisyon. Gittin geldin ve bu karşılaşma 7 dakika uzadı. Uzatmak gerekmeksizin. Hakem tarafından 7 dakika yediğin bir gol de seni düşürdü. Yazık değil mi bu takıma? Yazık değil mi bu takımın bir sezon yaptığı emeklere? Abi işte 7 dakika oluyor, 9 dakika oluyor, 10 dakika oluyor. 11 dakikayı gördük ya. Evet. 11 dakikayı gördük, bu sene. Evet gördük, eleştirdik. 11 dakikayı gördük bu sene ya. Evet. Yani kaçınılmaz. Olmasın abi. VAR varsa, gidip gelme varsa bu süreler bu futbol maçının sonuna ilave edilecek. Yapacak hiçbir şey yok abi. Evet. Yapacak hiçbir şey yok. Ama... şu var. Bu hakemlerle bu lig ne bu sene doğru dürüst biter abi ne önümüzdeki sene oynanır. Bak. Ulenberg gelmiş şimdi her hafta geliyormuş eğitim veriyormuş. Abi sen neye eğitirsen eğit. Tamam bak bunların kafasındaki tilkileri sen eğitebiliyor musun? Bak hocam doğru. Sen bu hakemlerin kafasındaki tilkileri eğitebiliyor musun? O önemli. Bütün mesele bu da ya. Bravo. O tilkileri eğiteceksin bravo, önce. Kesinlikle, tamam mı? Kesinlikle katılıyorum. Yani o tilkilerin eğitime ihtiyacı var. Doğru. Bak. O tilkilerin eğitime ihtiyacı var. Sıkıntı burada abi. VAR aslında dünyada çok iyi kullanılıyor. Almanya'da işte İtalya'da çok iyi kullanılıyor ama bizde kullanılmıyor abi. Bizde tam bizde tersi. VAR diye bir şey yok. Yok VAR bizde. Bizde. Bak bizde yok VAR. Ha neymiş işte bunun eğitimi 90 saatmiş de bizimkiler 60 saat almıştı. Onun için bu hataları. Ya geçin abi bunları. Ya bizim aklımızla oynamayın ya. Bak oynamayın abi. Türk halkının aklıyla kimse oynamasın ya. Doğru. Yok 60 saat eğitim almışlar eksik kalmış. 30 saat eksik kalmış da işte onun için bu hatalar oluyormuş. Yok böyle bir şey ya. Ya yok böyle bir şey ya. Ya görüyorsun abi adam kaymış düşmüş o da gelmiş takılmış düşmüş. Sen hala diyorsun ki gel bak. Böyle gel şey, bak adamın şey. Kafasını karıştırıyorsun. Tabii. Ve gösterdiğin görüntüler de var ya. Normal ağır oynatımdan 10 kat daha ağırlaştırılmış görüntüler. Doğru. Sen onu o kadar ağırlaştırırsan onu zaten o faul de görür, penaltı da görür. Kesinlikle. Tamam mı? Gol de görür veya offside de görür abi. Yani bu kadar ağırlaştırırsan. Hakemlerin karşılaşmayı yöneten bilhassa orta hakemlerin son derece kafasını bulandıran güvensizliğini biraz daha ön plana iten bir olay bu var. Ben bunu söylüyorum. Bir kez daha tekrarlayacağım Cengiz. Türkiye Süper Ligi VAR'sız oynanmalı. Eskiden nasıl oynanıyordu? Hakemin hatasını da kabul ediyordu futbolcular, taraftarlar, yönetim verdiği kararlara saygı duyuyorlardı. Bence Süper Lig yine bu şekilde oynatılmalı. Bunu söylüyorum. Hocam bir de kurallar da çok fazla değişti. Ya offside kuralı. Yıllarca top oynadık. Evet, öyle mi? Doğru. Ayakların gerideyse devam abi. Bitti. Yok kolu geçmişte, yok kafası geçmişte. Abi bu at yarışı at değil yarışı, ya. Bravo, bak bu at yarışı değil ya. Bu futbol ya. Durma.
Ya bırakın futbol ayakla oynanan bir oyun mu ya? Niye kalsın? Yok abi, kol geçti, yok kafa geçti. Çok vallahi hocam sana ben bir şey söyleyeyim mi? İyice suyunu çıkarttı biliyor musun? Bu UEFA ile FIFA var ya, bu futbol kurallarıyla oynuyor oynuyor iyice suyunu çıkarttı. Doğru. En son işte Fenerbahçe'nin attığı üçüncü gol. Rize. Konuşacağız. O maça geleceğiz Cengiz'ciğim. Yok, peki. Yok böyle bir şey. Hocam şeyi söyleyeceğim. Beşiktaş'ta düşüş devam. Hocam Beşiktaş'taki düşüş bundan sonra katlanarak devam ediyor. Ama Şenol Güneş olduğu sürece ama değil mi? Şenol Güneş de olsa, Şenol Güneş de olmasa evet, bu sorun bundan sonra katlanarak devam eder. Yani devam eder. Devam eder. Çünkü Şenol Güneş insanların gözünün içine vaka vaka bütün Türk futbol kamuoyunu, Türkiye'deki futbolla giren ne kadar insan varsa herkes abi ters yönlendirdi. Evet. Bak, ters yönlendirdi. Milli takımın başında iki tane mağlubiyet alsın Türkiye ayağa kalkar. Bak bu kadar net söylüyorum. Milli takımın başında gönül istemez. Mağlup olsun milli takım. Tabii ki. Ama iki tane mağlubiyet alsın Şenol Güneş. Bütün Türkiye abi bu hocayı da nereden getirdiniz demeye başlayacak. Ya bak, bu hocayı da nereden getirdiniz demeye başlayacak. Cengiz'im 2000 yılındaki o dünya sen diyordun ya tesadüf bir dünya üçüncülü diye. Tesadüf. Belki, doğru. Belki de işte belki de hoca efendidir, ılımlıdır, futbolu çok iyi biliyor, Türk futbolunu çok iyi okuyor diye belki de hocayı onun için getirdiler. Aynı başarıyı yakalasın diye ama çok zor. İyi de abi her basın toplantısında çok bak zor. Her basın toplantısında soru soran gazetecileri azarladı resmen ya. Ya resmen azarladı yani. Yok sırası mı Kayseri'ye ayıp, bize ayıp. Bu maç Kayseri Beşiktaş maçı. Bırakın bunu konuşalım. Hı. Adam seni nerede görsün abi? Evet. Seni maçtan sonra basın toplantısında görüyor gazeteci ve sana soru soruyor. Ver cevabını. Ben de 10 dakika. Ver cevabını. Hı. Ama alıyor lafı oraya götürüyor. Oradan bu tarafa getiriyor. Buradan aşırtıyor abi. Öbür taraftan gol yapıyor. Ya böyle bir şey yok ya. Başkan'da da tabii. Hocam Cengiz, doğrusu neyse onu söyle. Cengiz bu işler 2 saatte olmaz ya. Doğru. Sen milli takım teknik direktörlüğün açıklanıyor. Yarım saat sonra başkan istifa ediyor. Bu işler yarım günde olacak iş mi abi? Kesinlikle. Bunun bir evveliyatı var değil mi? Bir organizasyon var. Ama sen başından beri inkar ettin bunu. Ne yapıyorsun? Kuruma personel mi alıyorsun? İnkar etmedim abi başından beri. Etti. Ben sana nasıl inanayım bundan sonra? Ve şuna dikkat ettim. Şenol Güneş'le ilgili 3 hafta önce konuştuklarında çok haklıydın. Çok haklıydın. Senden başka da böyle konuşan olmadı. Yani şöyle söyleyeyim hocam. Hocam değil. Beni ilgilendirmiyor. İnsanla, hocam Türkiye'de şöyle bak, böyle demek istedin. Bak şöyle böyle demek evet, istedin. Haklıydın. Bak Türkiye'de gündemi belirleyen tek program burası. Evet. Bak burası hocam. Doğru. Biz konuşuyoruz ve gerçekleşiyor. Öyle mi? Doğru. Ben burada bak ben burada not bile tuttum hocam. Neler neler söylemişiz neler olmuş diye. Bak burada. Ne demişiz ne olmuş. Galatasaray'ın stoperleri. Yeri geldi hocam söyleyeceğim. Söyle. Tevazu falan yok abi. Tamam söyle. Futbolun nabzında tevazu da yok. O da yok. Doğru söylüyorsun. Galatasaray'ın stoperleri. UEFA Kupası Benfica maçında İstanbul'daki maçta ikinci golde Marco hatayı yaptı. Öyle mi hocam? Doğru. Maç 2-1 bitti. Bitti. İkinci maç 0-0 bitti. UEFA yolu kapandı. Bitti. Bitti Galatasaray için. Erzurum'da tekrar aynı hatayı yaptı Marco. Marco öyle yaptı mi? O da yine bir serseri toptu. Bak o da bir serseri toptu. Bu da bir serseri top. Orta saha oyuncusu yan dönmüş ayağının üstüyle topu uzaklaştırmak için vuruyor. Timing hatası yapıyorsun. Adam alıyor gidiyor. Golü atıyor. Ne oldu hocam? Şampiyonluk gitti. Bu stoperler yüzünden. Değil, tabii. Bak ilk başta söyledim. Doğru. İlk gördüğüm başta söyledim. Bunlar canlı bomba diye. Çıktı mı? Çıktı. Çıktı. Öyle mi hocam? Doğru. Bu stoper timing hatası yaptı. Aldı gidiyor Erzurumlu futbolcu. Öteki stoper nerede abi? Lüyendama. Karşı sahanın orta yuvarlağının daha da önünde. Piknikte. Kendi sahasına yakın olan futbolcu kim? Badu Endiade abi. Bak Badu Endiade. Evet. O daha yakın. Doğru. Stoper mevkinde yani olması gereken pozisyonda Endiade var ama Lüyendama daha önde. O da yetişemiyor. O da ağır. Aslında o yetişebilir. Yerinde olsa. Yani burada Marco burada çıktığı zaman kafa topuna o hemen 5 metre yan tarafında olsa veya 1 metre basacak, arkada olsa kademede olsa kaçan topa basacak. Hani diyorlar ya Lüyendama iyi. Abi onda da bir şey yok. Santifor mu aldık, stoper mi aldık ya evet, Türkiye'ye? Evet doğru. Galatasaray takımına bir santifor mu aldık, stoper mi aldık? İki stoperde handikap sen bunları söylüyorsun zaten. Bunları Cengiz, ben haftalardır söylüyorum. Evet. Mitroğlu. Futbolcudan başka her şeye benziyor dedim. Güreşçi dedim, basketbol oynar, voleybol oynar dedim. Şimdi yeni konuşuyor Türk futbol medyası. Güreşçi demeye başladı. Geçen hafta 94'te attı kral. 94 attı biliyorsun. 94'te kral yaptılar biliyorsun Cengiz. Evet Mitroğlu. Ben bunu ne zaman dedim? İlk gördüğüm maçta dedim. Geldik abi Jagne'ye. Jagne'nin kafasındaki problemleri Galatasaray halledemezse
Yak neden randıman alamaz dedim. Hala halledemediler. Hala randıman yok. Tamam. Doğru mu? Bir gol bir penaltıdan. Serdar Aziz için, Fenerbahçe için canlı bomba dedim. Kayseri maçında Serdar Aziz yüzünden 3 puan gitti. Hep söylüyoruz. Doğru. Doğru. Bu hafta da attığı bir gol var. Valbuena'nın ağzının içine yaptığı ortaya gol yaptı. Penaltı gibi adam korner atıyor abi Valbuena. Evet. Bak penaltı gibi atıyor korneri. Kesinlikle söylüyoruz. Bir de tartışmalı penaltı var. Öyle mi? Doğru. Tartışacağız. Türkiye tartışıyor. Bir haftadır Türkiye tartışıyor maçtan sonra. Bir gol bir asist oldu. Yani penaltıyı yaptırdığı için asist diyorum ben ona. Sonuçta Fenerbahçe'nin 3 puanı da Serdar Aziz var. Evet. Diyorlar ki abi sen buna salmadın ama bak bu hafta neler yaptı. Göreceğiz. Evet, daha evet. Bitmedi. Bu hafta Başakşehir maçı var. Tabii. Ayıp. Topçu değil dedim. Şimdi Türkiye diyor ki topçu değil. Öyle mi hocam? Doğru. Öyle. Şenol Güneş'e inancım yok dedim. Türkiye'nin inancı kalmadı. Bak bunu ilk söyleyen benim. 3 gün, 4 gün, 1 hafta sonra Türkiye'nin inancı kalmadı Şenol Güneş'e. Ve bir şey daha söylüyorum abi. Şenol Güneş bu sezonun sonunu göremeyecek. Milli takımda mı? Bu da yeni yorumum abi. Beşiktaş için mi söylüyorsun? Beşiktaş için söylüyorum. Şimdi başkanın hatası var. Bu sezonun sonunu göremeyecek. Cengiz. Gidecek. Cengiz bir şey söyleyeceğim orada bir dakika. Beşiktaş kulübü başkanı ve yönetimin çok büyük hatası var. Milli takıma sana imza attırmışken ben senin ipini çekerim abi kusura bakma yani. Senin ipini çekerim. Sen beni bana bu noktadan sonra faydalı olamazsın. Takımına faydalı olamazsın. Zaten ipini çekmezse büyük hata olur. Heh, evet. Çünkü ikincilik de gidecek. Üçüncülük de gidecek. Hatta dördüncülük gidecek. Belki. Çekilmezse. Evet belki doğru. Başakşehir şampiyon olur diyen ilk benim. 6 hafta önce. Şimdi herkes diyor ki %80 şampiyon. Hatta bir tanesi diyor ki şampi. Öyle yazmış yazıyor. Yazmış şampi evet. Beşiktaş dedim. Abdullah Avcı'ya gidecek. Şenol Güneş'ten sonra. Dün mü evvelsi akşam mı yine bir ulusal spor programını seyrediyorum. Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı ile önümüzdeki sezon için konuşmuş hocam. Ya kime gidecek zaten? Yani böyle başarılı bir hocaya gidecek ama ben bir duyum aldım Cengiz. Onu da paylaşmak istiyorum hem sevgili futbol severlerle hem senle. Bu kadar başarılı, bu kadar Başakşehir'e bağlı takımını tutan bir teknik direktör şöyle söylenmiş. Beşiktaş yönetimi ne verirse versin Abdullah hocamızı kesinlikle bırakmayacağız. O bizim her şeyimiz. Yani paradan çok daha önemli diye hocalarını savunmuşlar. Ben Başakşehir yönetimine de teşekkür ediyorum. İnşallah bak şunu da söylüyorum. İnşallah Beşiktaş'a da gitmez Abdullah hocam. Hocam profesyonel yaşamda kimse kimseyi tutamaz. Cengiz öyle deme. Bazı şeylerde duygusallık da var. Biz duygusal bir toplumuz Cengiz. Bak. Hocam Abdullah Avcı. Niye gitsin abi? Eğer Beşiktaş'a gelirse. Evet. Bak söylüyorum çok başarılı olur. Hocam çok büyük bir camiaya geliyor. Olamaz. Arkasında 50 bin taraftar. Her olamaz. Maç. Bak her maç. Tamam. 50 bin taraftar. Olamaz. Olamaz. İlerleyen haftalarda konuşuruz. Olamaz. Abdullah Avcı Fener Beşiktaş'ta başarılı olamaz. Başakşehir'de başarılı olur. Başakşehir'i belki 3 sezon üst üste şampiyon yapar. Başakşehir'in bir ailesi, ailenin büyüklerinden. Beşiktaş'ta başarılı olamaz. Gelirse de seninle birlikte izleriz ve yorumlarız Cengiz'im. Hocam ben kendisini tanıyorum. Tamam. Bir dönem aynı berberde tıraş oluyorduk. Ne güzel. Oradan tanıyorum. O berberin ismini ver ben de. Neyse. Tamam konuşuruz. Yakışır hocam. Bak Beşiktaş'a Abdullah yakışır, diye yakışmaz çıkıyor. Ayrı Cengiz ama olamaz. Başakşehir'de başarılı olur bitti. Şimdi Kayseri maçının bence noktalayalım. Çünkü hakikaten Kayseri'nin 3 puanı verilmeyen golle beraber hocam. Evet. Hakem tarafından gasp edildi. Gasp, çok net. Böyle diyorsun yani. Çok net. Evet. Çok net. Yani 10 hakemden 9'u verir diyorsun değil mi? Kesinlikle abi. Evet. Bak kesinlikle. Peki. O zaman Erzurum'a gidelim hocam. Şöyle soğuk bir havada kendimize oksijeni alalım. Büyükşehir Erzurum Spor 1, Galatasaray 1. İşte zaten demin bahsettiğin stoperlerden falan. Baktığımızda Galatasaray'da da hocam beraberlik takımı olmaya başladı Galatasaray'da yani. Galatasaray'da da bir düşüş. Hocam zaten Galatasaray bundan önceki kazandığı 3 maçı da hakemler eyyam yapmasaydı sahada zaten o maçlarda beraber biterdi. Beraber biterdi değil mi? Zaten beraber biterdi. Sen geçen hafta dedin ya. En kötü beraber biterdi. Geçen hafta şunu söyledim. Puan farkı şu anda 12-14 falan olmuş demiştin zaten. Evet, hatırlıyorsun değil mi? Evet. Doğru. Evet. Kesinlikle. Peki. Hocam ben bu maçı Fatih Hoca'ya yazdım. Bu maçı mı? Evet. O hatasına mı yazıyorsun? Hocam Fatih Hoca sahaya 11 çıkartıyor. Yılların stoperini sağ bek oynatıyor. Bak olacak iş değil. Evet İngiliz. Kulübede kim var? Lines var. Ve oyuna giriyor Lines. İnanılmaz bir katkı yapıyor. Bak inanılmaz bir katkı yapıyor. Hücuma çıkıyor. Gol pozisyonu hazırlıyor. Evet. Orta yapıyor.
Soldan Emre gidiyordu. Sağdan da Enes gitmeye başlıyor. Semih nereden çıktı abi? Yani Fatih Hoca gibi bir teknik direktörün, bu tecrübedeki bir teknik adamın yapmaması gereken bir hata bu Erzurum'da. Erzurum'da doğru. Artı dediğim gibi en az 3 gün, 4 gün önceden gidecekti. Alışacaktı. Erzurum'a o yüksek rakıma alışacaktı. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. 83-84 sezonunda ben Gebze Spor'da 3. ligde futbol oynuyordum. Mor beyaz. Bak hocam. Ben de, evet. 3. ligde futbol oynuyordum. Ve bizim grupta Galatasaray vardı. Savaşın olduğu dönem mi? İki tane, iki tane Süper Lig'de oynayan takım, bunların ikinci takımları üçüncü ligde oynuyordu. Oynuyordum, bizim biliyorum. Grupta Galatasaray oynuyordu. Hatırlıyorum. İki tane grup vardı zaten Türkiye'de. 83-84 sezonu açık bakabilir herkes. İkinci grupta da Bursa Spor'un üçüncü lig takımı vardı. Ve Gebze Spor, bizim grup, Galatasaray bizim grupta liderdi. Gebze'ye geldiler abi. Gebze de yüksek rakımdır. Yani Darıca, deniz seviyesi. Oynadım Cengiz, biliyorum. Ya, bilirsin, biliyorum, sen biliyorum. De oynadın, doğru. Evet. Amatör kümedeyken evet. Oynadın. Şimdi hocam, takım oraya gelirdi, 60-65 defa hepsi biterdi bunların. Çünkü yüksek oksijen var. Nefes nefese tabii. Hepsi nefes nefese, oksijen çarpar. Çarpar. Yüksek rakımda fazla oksijen, rakip takımı çarpar. Kesinlikle. Onun için 3 gün önceden gideceksin Erzurum'a. Biz Gebze'de bunun çok rahatlığını yaşardık. Gelirdi abi, takım oraya Çengelköy'e gelirdi, Beylerbeyi gelirdi. Evet. Hepsi 60'tan sonra yok abi sahada. Türk Hava Yolları gelirdi. Direkt şey bize kaldı, skor bize kaldı. Maça, her maçı alıyorduk, çıkıyoruz ondan sonra, üçüncü ligdeyken. Ve Galatasaray da geldi şeye, Gebze'ye. Vallahi abi ya 2-1 mağlup olduk, tam net hatırlamıyorum. Evet. Ya da maç 2-2 bitti, tamam mı? Onlar da maçtan sonra abi nasıl bir yer falan demeye başladılar. Kimler oynuyordu bak, o takımda kimler vardı Galatasaray 3. takımında? Öner abi vardı, eski Galatasaraylı, açık Öner. Sefer abi vardı, Sefer, sabit. Tabii. Sefer abi oynuyordu, bak onlar da o takımda top oynuyorlardı o yıllarda. Yani Gebze'de biz bunu çok yaşadık. Çok takım oraya gelip nefes nefese kaldığını bilirim ben. Biz de orada idman yaptığımız için, haftada 4 gün idman yapıyorsun. Biz de o oksijene alışık bizdeki bünyeler. Biz 120 dakika oynuyoruz abi. Çıkıyoruz çatır çatır çatır. İki maç olsun oynuyoruz arka arkaya. Abi tabii canım, biz yani. Öyleyiz yani. İdmanda bile. Hatta Gebze'nin içinde park vardı. Hava çok bozuk olduğu zaman o parkta biliyorsun fizik, kondisyon, çapamadan girerdi. Katılarsın aynen. Değil mi Cengiz? Ben sana daha çok başka güzel. Bir şey söyleyeyim. Sığın ışıklarında problem oldu mu? Şeyler, yöneticiler arabalarını sahaya çevirirdi, yakarlardı. Evet. Uzunları yakarlardı, biz antrenman yapardık. İdman yapılırdı, ne kadar güzel. Gece soba, idmanı yapardık. Ve soyunma odasında soba vardı, hemen koşardık sobanın başında ısınardı. Çok güzel günlerdi. Şimdiki futbolcular var ya, yaptık. Bak çok şanslı biliyor musun abi? Kesinlikle ya. Bak, çok şanslı. Biz üçüncü ligde, ikinci ligde toprak sahalarda top oynadık. Duş yapmadan eve gittiğimizi biliyorum ya Cengiz. Kocaeli Şehir Stadı'na çıktım abi. Gölcük Spor maçı, hiç unutmuyorum. Kocaeli Şehir Stadı'na çıktım. Maçtan önce ısınıyoruz. Kaleciye dedim ki bizim arkadaşa Mehmet'e, geçsene kaleye dedim, birkaç tane vuracağım sana dedim, tamam. Abi içinden böyle futbol oynama coşkusu geliyor. O Kocaeli Stadı'nın çimleri çok güzel. İsmet Paşa ha? İsmet Paşa, eski stat'tan bahsediyorum. Yeni yapılıyor zaten. Eski stat'tan bahsediyorum. Yemyeşil çim, halı gibi bir çim var abi. Aldım topu 18 ayının oradan, zaten vuruyorum da. Vuruyorum abi, top 90'a gidiyor. Kaleci diyor ki beni madar ettin ya seyirci. Ne diyor? Bulmuşum böyle sahayı. Bulmuşum böyle sahayı. Tamam abi sen. İçimden futbol oynamayacak. Ne zaman göreceğiz ki hep toprakta olmadı Cengiz'im ya. Doğru söylüyorsun. Peki Cengiz'im şeyi söyleyeceğim. Galatasaray'da düşüş var. Ama Erzurumspor'da bakıyorum Cengiz. Şimdi Erzurumspor ligin hala 17. sırasında. 22 puanda. Yine düşme potasında ama hocam. Beşiktaş'tan puan aldı, Fenerbahçe'den puan aldı, Galatasaray'dan puan aldı. Aldı ama Mehmet Özdek gitti. Gitti. Biraz, onu değineceğim. Ne oldu hocam? Bilmiyorum abi. Bir duyum aldı. Hiçbir fikrim yok. Yani. Adam gitti. İlginç bir şey yaşandı. Galatasaray'dan puan aldı ve gitti adam. Evet, puan aldı bir de Galatasaray'dan. Evet. Yani yenebilirdi de Galatasaray'ı. Yelse ligine gidecek miydi bilmiyorum ama önceden almış bir karar diye de değerlendiriyorum Cengiz. Olabilir, bilmiyorum. Yani önceden almış bir karar diye de ben onu değerlendiriyorum. Hocam. Fatih Hoca'nın sayesinde 2 puan gitmiştir. Çok net söylüyorum. Oyuncu değişiklikleri de yanlış. Bak, oyuncu değişiklikleri de yanlış. Maçta girenler yaptığı, çıkanlar. Tabii girenler çıkanlar hepsi yanlış abi. A'dan Z'ye yanlış. Sana orta sahaya futbolcu lazım. Sen önce santrafor alıyorsun. Evet. Sonra kalkıyorsun. Şey alıyorsun. Orta saha adamını alıyorsun. Yani Fatih Hoca'nın kalitesindeki teknikleri bunlar yakışmadı yani. Yani kesinlikle yakışmadı. Şeyde, çok hocada da bir düşüş var değil mi? Hocada düşüş var. Kesinlikle. Fatih Hoca'da da bir şey var yani, düşüş var. Şimdi Cengiz, şimdi Türkiye Kupası'nda da önemli maçlar var. Pek değinmiyoruz ama Galatasaray'da yarı finallerden bir tanesi biliyorsun. Finalistlerden bir tanesi. Malatya Spor'la eşleşti. Bu arada Ümraniyespor'da bence en önemli maç o.
Ümraniyespor'un da çok Türkiye Kupası'nda yarı finalinde çok önemli bir maçı var biliyorsun. Biliyorum abi. Akhisar'ın şampiyonluk adayında. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Ben Ümraniye'liyim söyleyeyim. Ya, kesinlikle. Tabii ki ya. Yani çıksın abi TFF birincilikten bir takım hatırlar mısın? Kenan Evren döneminde Ankara Gücü Türkiye Kupası'nı aldı diye Kenan Evren'in emriyle Süper Lig'e çıkartılmıştı. Oluyor abi böyle ya, şeyler. Böyle şeyler olur. Şey. Oraları yani, çok karıştırmıyor. Yok aklıma geldi söylüyorum. Nostalji yapıyorum. Oraları çok karıştırmıyor. Galatasaray'ın kupadaki şansını nasıl değerlendiriyorsun Cengiz Malatya karşısında? Abi Kenan. Galatasaray Türkiye Kupası'nın bence finalisti olur. Olur. Ve biliyorsun Türkiye'de en çok Türkiye Kupası'nı alan takım da Galatasaray. Galatasaray doğru. Ve kupa takımı zaten Galatasaray. UEFA'yı da aldı. Süper Kupa'yı da aldı. Aldı abi. Şimdi. Gerçek bir kupa takımıdır Galatasaray. Bu da sana, bir gerçek abi. Ben de sana şunu söyleyeyim o zaman. Cengiz tabii ben gönlüm Ümraniyespor. Şimdi sporayı... sıkıntı nerede biliyor musun hocam? Bak şimdi gidenleri arıyor Galatasaray. Bak Maicon. Serdar Aziz'i ne kadar eleştirirse geliştirelim. Serdar Aziz bu iki stoperden de iyi stoper ha onu da söyleyeyim bu ama arada. Ama diye de söylüyoruz bak, zaten. Tamam da yani bu ikisinden iyi ama onu da söyleyeyim. Maicon da iyiydi. Eren Derdiyok'u da arıyor bu takım santrafor olarak. En çok aradığınız. İki tane santrafor aldılar. İkinci yarı iki tane golü var. Birini penaltıdan Jackson attı. Birini de Akhisar maçının son dakikasında Mirol attı. Öyle mi hocam? 96-4. 90. Evet. Eren Derdiyok uçarak kafayla atıyordu. Ayakla atıyordu. Her türlü atıyordu abi. Evet ve Fatih Terim de göndermeyeceğim. İkinci yarı bak bakayım Galatasaray kaç tane gol atmış. Abi yok yok. İkinci yarı maçlarına abi, bak evet, hocam. Evet doğru söylüyorsun. Çok Galatasaray var ya inanılmaz derecede bu transferde yanlış yapmıştır abi. Bu gelenler, gidenleri, yani gidenler, gelenler inanılmaz abi. Kesinlikle. O kadar kötü ki bu transferler. Bak çok kötü diyorum şimdi sana. Şimdi bak ben sana bir şey çok söyleyeceğim. Kötü. Türkiye görecek dedik, gördü işte abi. Cengiz ben gördü. Sana bir şey söyleyeceğim. Türkiye Kupası da önemli. Ben diyorum ki, yine iddialı bir şekilde diyorum ki, hocam diyorum geçen sene gibi bu kupa finalini Akhisar Spor'la Galatasaray oynar. Akhisar mı olur diyorsun? Bak yani. Yok bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İş günü uzatmalara kalır. O maçlarda biliyorsun takımlar ne olursa olsun. Anadolu takımı olsun, büyük takım olsun. Kupaya çok iyi bileniyorlar. Ve Akhisar Spor bileğinin hakkıyla geçen sene Türkiye Kupası'nı aldı. Bir kez daha tebrik ediyorum. Avrupa için de tecrübe oluyor bu. Ama yine iş penaltılara kalırsa. Ya, son penaltıyı da Jardin'e atarsa. Bir dakika yok bir dakika. Son penaltıyı da Jardin'e atıp avuta falan keza kaleciye direğe nişanlarsa. Galatasaray kimden kurtulur biliyor musun? Yanlış yaptı transfer Jardin'den kurtulur. Kurtulamaz abi. Kurtulamaz. Bak bunu da belirtmek istedim. Kurtulamaz. Biraz esprili bir şey. 13 milyon. 13 milyon euro kurtulamaz. Gomis'ten kurtuldun ya abi. 6 milyon euroya verdin mi Gomis'i penaltı kaçırdı diye lütfen rica ediyorum. Bunu kimse konuşmuyor. Şunu söylüyoruz sadece. Egolarına yenik düşüyorlar diyorsun yani teknik kesinlikle adamlar. Kesinlikle böyle. Öyle mi diyorsun? Evet. Ay, ya ben bunu saklamıyorum. Aykut Kocaman, Fatih Terim birkaç tane daha var. İlerleyen haftalarda onları da yorumlarız. Başka bir şey daha söyleyeyim abi. Sahaya geleyim. Sahanın zeminine geleyim. Evet. Sahanın zemini sağ abi alaburus tıraş olmuş. Alaburus. Bak buna biliyorsun okul tıraşıdır alaburus. Her yeri böyle keserler. Şurada birazcık hani bırakırlar. Evet. Sağ tamamen alaburus tıraş edilmiş abi. O kadar kısa ki içimden. Alttaki toprak zeminin sertliği oyun içinde sürekli futbolcuları rahatsız etti. Sakatlanır mı ya futbolcu? Top zemine düşüyor. Evet. Altı direkt toprak olduğu için çok kısa kesildiği için çimler 2 metre havalanıyor abi. Bak, bir tane şut attı Feguli. Top vurdu. 2 metre gitti. O timing hatası yaptı ya. Marco. Evet. Gol yedi Galatasaray. Orada da top zemine vurdu. 2,5-3 metre yukarı kalktı. Tenis bak, bir anla. Tenis topu gibi tamam evet, mı? Doğru. Ama neden? İşte o çimlerin aşırı kısa kesilmesinden dolayı. Galatasaray buna da alışık değil. Adam basıyor sahaya, kramponlar toprakta direkt. Çimin içine gömülmüyor ki kramponlar. Yukarıda kalıyor ayakları. Yukarıda kalıyor tabii. Ve bu alışık olmadığı bir zemin, hava şartları. Ve vidalı. Aynen. Hava şartları, alışık olmadık bir zemin. Galatasaray'ın puan kaybetmesinde zeminin de çok büyük önemi var. Bunu da burada söyleyelim. Evet. Gerçekleri söyleyelim ama bu kayıplar tabii Galatasaray'ın çok arayacağı kayıplar. Hele ki son 3-4 haftada değil mi? Ama şartlar ne olursa olsun iki takım için de geçerli. Bunu da belirtelim. Ve Başakşehir İstanbul'un göbeğinde. Hocam orası Erzurum. Burada İstanbul göbeğinde. Burası İstanbul'un göbeğinde. Karda kışta fırtınada çıktı Bursa Spor'u yendi abi. Yendi. Seyircisiz hiç de sızlanmadı. Yani, hiç de ağlamadı abi. Yani onun için Galatasaray'ın ağlamaya hakkı yok evet, abi. Ağlamaya hakkı kesinlikle yok. Kesinlikle katılıyorum Cengiz. Bunu da söyleyelim hocam, bu tarafta. Hoca orta hoca için de söyleyecek. Hocam yani. Cüneyt Çakır yardımcıları ve vardaki ve avardaki. Söylüyorum bak. İlk defa gördüklerini çaldılar. Ortaya bir maç yönettiler. Ve sonuçta Galatasaray
Ne oldu hocam? Sırat Köprüsü'nden tak düştü. İdman bak, yaptı. Tak düştü hocam. Evet, i̇dman yaptı Cüneyt Çakır. Şimdi diyorlar ki işte... Şampiyonlar Ligi maçı ölecek biliyorsun. Bu önümdeki biliyorum. Biliyorum. Onu da biliyorum. Şimdi diyorlar ki işte Egemen'in yaptığı penaltı. Hocam uzaktan, hiç yakından ilgisi yok. Hiç yok. Adam geliyor, basıyor, çıkıyor abi. Rakibine basmıyor yani. Rakibine bir baskı yok. Çıkıyor. 1-2-3 basıyor, çıkıyor, vuruyor. Bitti. Kesinlikle. Abi. Penaltı menaltı yok. Geç abi. Kesinlikle katılıyorum. Geç. Kesinlikle. Son olarak bir şey söylemek ister misin Erdoğan'la ilgili? Yok. Bu nokta. Kadar. O zaman kadar. Hocam biz ne yapıyoruz tabii? Fenerbahçe maçına gidiyoruz. En önemli maçlardan bir tanesi. Gidelim abi. Bu hafta Çaykur Rizespor Fenerbahçe mücadelesi. Cengiz, hemen şunu sana belirtmek istiyorum abi. Çaykur Rizespor'a hakem nedir biliyor musun? Nedir biliyor musun hakem? İçinden nedir biliyor musun? Yeter abi artık dedi yani. Düşme potasından çıktın. Yukarılara doğru gidiyorsun. Fenerbahçe'nin durumu zaten belli. Bir dakika dur bakalım dedi. Ve maalesef hakem Çaykur Rizespor'u durdurdu. Katılır mısın bilmiyorum. Karşılaşmanın yorumuna beraber geçelim şöyle sıcağı sıcağına. Hocam karşılaşmanın yorumuyla ilgili herkes tabii hakeme kilitlendi. Halil Umut Mener. Evet. Çok kötü bir maç yönetti bak. İnanılmaz kötü bir maç. Her iki takım açısından. İki takım açısından. İki takım açısından da söylüyorum bunu. Çok kötü bir maç yönetti. Evet. Verdiği, vermediği. Verdiği en son o penaltı. Vermediği iki tane penaltı. Bak vermediği iki tane penaltı diyorum. Hangi takım lehine? Fenerbahçe lehine. Vedat Muriç'in kornerden, Valbuena'nın kornerinden gelen top elle direkt önüne indirmesi net penaltı. Ama açmadı ki kolunu Cengiz. Hocam açtı açmadı değil bak. Bak şimdi. Bak hocam kol açık açık. Bu kol açık. Bu kol böyle vücutta değil. Açık kol. Geliyor hop önüne indiriyor. Bak, yani izledim ama. Penaltı. Tamam peki. Penaltı abi. Bu pozisyon penaltı. Net penaltı. Artı ayıp. Giriyor. İki futbolcu arasına. Öyle mi hocam? Evet. Oradan biri vuruyor. Bir taraftan biri vuruyor. Evet. O da penaltı. Net penaltı. Bunu da vermiyor. VAR çağırmıyor. Öyle mi? Evet. VAR, AVAR, hakem, yardımcılar, dördüncü hakem. Hiçbir şey görmüyor. AVAR ne var diyorsun bak, yani. Herkes bakıyor ama hiçbir şey görmüyor. Evet. Ama Fenerbahçe olunca iş ve üçüncü gol. Yani o Serdar Aziz'in offside olduğu. Topun oraya geldiği. Top gelmeden rakibiyle mücadeleye girdiği. Evet. Pozisyondan sonra çıkan penaltı. Bütün Türkiye sadece o penaltıya kilitlenmiş onu konuşuyor. Peki o hakemin vermediği iki tane penaltıyı ne yapacağız? Başka bir şey daha var. Evet. Tolga Yatam 18 çizgisinin üstünde. Tolga'yın bir ayağı çizgide hocam. Basmış çizgiye. Onu ne yapacağız? Oyna dedi zaten. Oyna dedi. Oyna dedi. Gözünün önünde. Doğru. Yani sen nasıl hakemsin abi? Neyi göreceksin sen? Hakem... Sonra da Türkiye diyor ki, Türkiye diyor ki Fenerbahçe'yi düşürmemek için hakemler Fenerbahçe'ye bu hafta el verdi. Ya şöyle bir şey var. Hocam bu hakemler neredeydi ya buraya gelene kadar Fenerbahçe? Cengiz. Neredeydi? Fenerbahçe düşer mi ya? Yani biz böyle esprili konuşuyoruz bazen de. Fenerbahçe'nin formasını çıkarsan yine düşmez. Hocam Fenerbahçe bak. Düşer ama nasıl düşer? Tamam mı? Hoca gene o hataları yapmaya devam ederse, yanlış 11'ler sahaya sürmeye devam ederse düşer. Evet. Ha, bu hafta şeyin, Ayev'in bu takımda işi ne abi? Niye oynatıyorsun? Niye oynatıyorsun? Ayev ne oynuyor abi? Oyuna göre hiçbir şey yaptığı yok. Evet, aldığın adam kim? Zayis. Zayis koşuyor. Mücadele ediyor. Mücadele ediyor doğru. Top yapıyor. Doğru. Adam elinden gelen her şeyi yapıyor daha ikinci üçüncü maçı. Hemen atıyor kementi gel buraya. Gir Ayev. Ayev'de ne var abi? Hiçbir şey yok. Ayev giriyor yok. Beşiktaş maçında girdi hiçbir şey yok. Bu maç girdi gene bir şey yok. Evet. İşte o bir altı pozisyonu var onunla ilgili konuşabileceğim. Ama başka bir şey yok. Dikkatimi çeken bir pozisyon oldu ki Cengiz. Vedat Muriç'e abi o çaprazdan girip de kestiği düz bir top vardı gol oldu biliyorsun. Evet. Abi yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz halı sahalara gidiyoruz bazen veteranlar turnuvasına. Fenerbahçe defansının yaptığı hatayı şu anda bu yaşımızda halı sahada yapmıyoruz. Hocam Hasan Ali zaten her hafta bir tane şahsi hata yapıyor. Abi böyle bir şey var mı ya? Bu kadar basit bir pas. O golü zaten Hasan Ali attı kendi kalesine. Evet. Evet. Kendi kalesine Hasan Ali attı evet, zaten. Çarptı da topuna doğru. Topuna çarptı içeri girdi ya top. Böyle bir gol yenir mi Cengiz? Sürekli yapıyor. Yani bu hata nasıl bir hatadır ya? Nasıl sezemezsin Fenerbahçe, ya? Fenerbahçe'de Hasan Ali. Son haftalarda şahsi hatalar yapıyor. Fenerbahçe gol yiyor. Sivas'ta da Douglas abi. Evet. Douglas. Beşiktaş'a attığı o güzel gol de kurtarıyor. Douglas. Bak görmüyor bunu Hakan evet. Hoca. Ha, Sivas... Ben haftalardır Douglas dedim Hakan Hoca'ya. Haftalardır Cengiz, dedim. Cengiz Sivas'a değinmişken hemen kısaca ben belirteyim. Bak izleyicilerden buradan Abdullah Hocam'a da teşekkür ediyorum. Hemen atmış. Diyor ki hocalarım diyor Sivas-Malatya maçı çok önemli diye söyledin. Santrofor'su çıkacak. Yeni transferi Hugo sezonu kapattı. Tamam. Kone ve Muhammed yoklar. Neden? Muhammed zaten yok. Geçen hafta da yok. Neden yoklarmış? Ameliyat olmuşlar. Evet Muhammed sakat zaten. Teşekkür ediyorum Abdullah Hocam sana. Ben şunu söylemek istiyorum. Sivas'ın işi o zaman çok daha zor Malatya. Zor hocam söylüyoruz zaten. Ama bu olaydan sonra daha da zorlaştı yani. Zor.
Şehir kenetlenecek abi. Kenetlenecek şehir. Madem şehir kenetlenirse bu maçı kazanır Malatya. Malatya demişim. Sevgili hocalarım, sevgili hocalarım şunu söylemek istiyorum. Sevgili Hakan Kereş hocam, sevgili yardımcılara takdir ediyorum size. Fakat şunu söyleyeyim. Bakın Cengiz Kasap demin bir şey söyledi. Sakat sakat iğneyle Kone'yi oynattınız ve Kone ameliyat oldu. Zorladınız çünkü. Futbolcuyu zorladınız ve Sivas Spor'un da en iyi adamı ya. En iyi, ayakta kalan en iyi adamı. Allah yardımcınız olsun bundan sonraki haftalarda. Hem Malatya Spor'un başında. Abi Sivas'ın da büyük şanssızlığı var. Şimdi Hugo'yu alıyorsun sen santfor olarak. Adam ilk antrenmanda sakatlanıyor. Sakatlanıyor. Bir de böyle. Buna da yapacak bir şey yok yani. Futbolun içinde var bunlar. Var. Öteki sakat, Muhammed sakat. Kole gitti. Santfor diye bir şey kalmadı abi. Şimdi ben bu hafta merak ediyorum kim oynayacak o bölgede. Eyvah eyvah. Ya 4-6-0 oynayacaksın. Öyle mi? Evet doğru. 4-6-0 oynayacaksın. Ya da oraya bir tane takım içinden Erdoğan'ı mı artık Hakan'ı mı birini santfor diye takıma hedef edeceksin abi. Yani onu da Hakan Hoca zor düşünüyordur maç. Büyük zor, ihtimalle. Zor bir maç bakalım iyice. Çok zor. Evet Fenerbahçe maçına dönelim. Rize'ye gelince abi peki. Manu Aminu ikisi de sahada yok. İki açık. Çok kötü oynadılar bak. İnanılmaz kötü oynadılar. Rize'nin en kötü oynadığı maç bu biliyor musun? İkinci yarı bak Rize'ye. Yani en kötü oynadığı maç Fenerbahçe maçı. Hak ettiler maçı. Mi diyorsun hocam? Hak ettiler bence. Bu mağlubiyeti hak ettiler mi? Hak ettiler. Fenerbahçe daha önce skoru yakalayabilirdi. Hakem o penaltıları verse skor çok daha önceden belirginleşirdi. Ama 10 kişi kalmış Rize. İki sarı kart. İkisi de doğru kart bak. Orada da hakemin hakkını yemeyeceğim. Tamam doğru. Yani Rize'li futbolcuya gösterdiği iki sarı kart ikisi de doğru. %100 doğru. Tamam. Ama 10 kişi kalmış Rize geldi Fener'e gol attı. Evet gol attı. İşte Fenerbahçe'de bu. Evet. Bak Fenerbahçe'de bu abi. Nasıl orta sahası. Zaten. Hasan Ali Yıldırım falan olduğu sürece bu işler olacak diyorsun ya. Olur. Kalite de düşük var hocam. Kalite düşük. Bak söylüyorum kalite düşük. Evet. Hala Mehmet Topal da oynuyor. Abi sen niye Jason'u koymuyorsun bu takıma evet, ya? Be Cengiz ya? Ya sen niye Jason'u koymuyorsun abi bu takıma? Ya Avrupa UEFA Ligi'nde en çok top kapan adam. Söyledin. Bak bunu söyledim. En çok top kapan adam. Sen bu adamı niye oynatmıyorsun ya? Çok ilginç ya. Ve Jason hem ön libero olarak oynuyor hem de 18'in içerisine o hücum ataklarında, gol ataklarında 18'in içine giren de bir ön libero. Evet. Gidip orada gol de arıyor, attığı gol de var. Yani, öyle attığı goller de var. Yani ilginç ya, vallahi çok ilginç. Yani bereket versin, Valbuena'yı düşünmeye başladı. Takımın her şeyi. Valbuena'yı düşünmeye başladı. Hocam Valbuena zaten şu an Fenerbahçe'yi sırtladı götürüyor. Bak. Ersun Yanal falan değil ha. Fenerbahçe'yi götüren adam şu an Valbuena. Kesinlikle. Valbuena'yı al, Fenerbahçe eski günlerine geri döner abi bak. Eski günlerine geri döner. Zaten yeni günü yok yani bakma Cengiz. Şimdi Fenerbahçe daha henüz toparlanmış değil, göreceğiz yani. Fenerbahçe'yi izleyeceğiz, göreceğiz. Abi zaten Başakşehir maçı Fenerbahçe için çok önemli maç. Dönüş maçı değil mi? Bak, çok önemli maç. Başakşehir'e kaybettiği an Fenerbahçe bu sefer Sivas maçına kilitlenecek. Evet. Ama 10 hafta var. Söylediğim gibi Galatasaray maçından sonra artık yani ikinci altı maç geçen hafta burada konuşmuştuk. O bölümde Fenerbahçe kurtarır. Orada bir sıkıntı yok. Yani düşmez Fenerbahçe. Düşmez tabii ki düşmez. Asla düşmez ama ne var? Taraftar mutlu değil abi. Değil. Dönüyorsun tribünlere bakıyorsun hiç kimse mutlu değil abi. Ama Cengiz bir şey... Maça gidiyorlar mı gidiyorlar ama mutlu değiller. Cengiz bari ya gıpta ettim. Kadıköy biliyorsunuz Anadolu yakası ikimizin de muhiti. Hocam böyle maç günü falan dolaşıyorum. Abi helal olsun ya. Eşli çocuklu millet eşini almış sevgilisini almış. Yani Fenerbahçe taraftarı takımı ne olursa olsun tribüne gidiyor abi. Evet. Bu da böyle bir güzellik var yani. Şimdi gelelim abi o üçüncü gol. Evet. Fenerbahçe'nin yani evet. Penaltıdan bulduğu üçüncü golün oluşumuna gelelim. Futbolun ayıbı diyeyim ben ona. Hocam bu offside. Net offside. %100 offside. Net offside. Evet, %500 offside pardon. Kurala göre dönüp bakarsan offside. O kural olmasa da bakarsan offside. Şimdi bazı Fenerbahçe'li eski futbolcular diyorlar ki işte o top o bölgeye geliyor ama önde bir tane daha Rizeli futbolcu var. Serdar Aziz vurmuyor, o vuruyor. O da işte şeye gidiyor, Şikirtel'e gidiyor. Evet. Şikirtel'den gelen top gol olabilir, penaltı olabilir falan. Ya geçin bunların hepsini abi, offside. Net offside. Penaltı bak, mı? Bak net offside. Offside'i geçtim, penaltı mı? Hocam penaltı. Neden penaltı? Yok penaltı. Penaltıda bir sıkıntım yok. Ayaklar daha yerdeyken boyundan götürüyor. Buyur hocam göstereyim sana. Hocam Serdar Aziz. Hocam göstereyim sana. Ya, Serdar Aziz. Bak hocam göstereyim sana burada. Bak ayaklar yerdeyken gidiyor. Buyur abi. Tamam Cengiz. Ayaklar yerde Aziz'in. Peki. Boyundan gitmiş. Tamam Serdar ama, Aziz kendisini atması nasıl abi? Hocam kendisini atması diye bir şey yok. Yok be abi böyle bak, ayakları yerden kesip bak, güm diye Cengiz. Yani, hocam
O biraz da darbe geldiği halde yükselmeye çalışıyor Serdar Aziz. Ondan sonra iki büklüm oluyor, iniyor aşağıya. Ama yükselmeden düş abi. Penaltı bir sıkıntım tamam. Yok. Ama penaltıdan önce offside var hocam, offside. Offside var tabii. Onu görmezsen zaten. Offside var. Adam offside. Evet. Top da o bölgeye geliyor. Top ayaktan çıkmış, ortalanmış. Tamam? Doğru. Mesafe çok uzak. Top havadayken Serdar Aziz rakibiyle bir mücadeleye girmiş mi? Doğru. Top için. Doğru. Girmiş. Kural ne diyor? Rakibiyle mücadeleye girmişse önce offside değerlendirilir. Öyle mi? O zaman offside abi. Ama hakem yardımcıyı da çağırdı. VAR'a gitti, baktı, inceledi, döndü, geldi, penaltıyı verdi. Öyle mi? Doğru. Niye verdi biliyor musun? O işte iki tane vermediği penaltı var ya. Kafa orada abi. Evet. Kafa oraya takıldı. Geldi burada o penaltıyı. Yani abi. Daha önce... Ve maça şaibe düştü. Düştü canım. Hakem şaibesi düştü maça. Yani. Yani, çok net söyleyeyim. Yani ben demin zaten yoruma geçerken dedim ya Cengiz'ciğim, karşılaşmanın orta hakemi Çaykur Rizespor'un bu çıkışına dur dedi aslında. Hocam başka bir şey daha var. Onu da söyleyelim yeri gelmişken. Programımızı da bitiriyoruz galiba. Az kaldı herhalde. Evet. Şimdi Yusuf Namoğlu bıraktı futbol Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'na, öyle mi? 3 günde otur abi evinde ya. Ya bir dinlen, bir nefeslen ya. Başladı yorumlara. Abi çıktı hemen bir televizyon kanalına. Evet. Orada hemen bu pozisyonu yorumladı. Evet. O da aynı şeyi söylüyor. Offside diyor. İyi de arkadaş, sen bu Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı yaparken neler yaşadık biz ya bu ülkede? Hakemlere söyledi. Hocam neler mi yaşadık biz hakemlere bu ülkede bu hakemler yüzünden evet, ya. Doğru. Ya git abi evinde otur ya. Bir dinlen, bir kendine gel. Aradan bir 6 ay geçsin, 7 ay geçsin. Önümüzdeki sezon çık bir televizyon kanalında istediğin kadar yorum yap abi. Eskiden yapıyordum bak, zaten. İstediğin kadar yorum yap ama bir karışma ya, bir sus Allah rızası için ya, bir otur kenarda ya. Doğru. Nedir abi bu ya? Bu ekran sevdası nedir ya? İnanamıyorum abi ben bunlara ya. Vallahi inanamıyorum. Tabi teklif geliyor, para geliyor. Cengiz niye değerlendirmesinler ki yani? İnsanlar da var ya, sen demin dedin yani para şeyde futbolda önemlidir yani transfer. O da o şekilde düşünüyor. Hocam bu onunla ilgisi yok bunun. Bu nedir biliyor musun? Yeni gelen Merkez Hakem Komitesi'ne yaptığı bir eleştiridir bu. Bu pozisyon var ya Yusuf Namoğlu'nun televizyon kanalında değerlendirdi. Evet. Bu yeni gelen Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sabri Çelik, işte Mustafa Çulcu ve diğer Merkez Hakem Komitesi yöneticilerine yapılmış bir eleştiridir. Çok net söylüyorum. O zaman niye kaçtın abi? Niye bıraktın gittin? Niye bıraktın gittin ya? Tamamlasaydın sezonu. Doğru. Tamamlasaydın. Doğru, bu kadar. Bu hakemler sizin eseriniz. Yusuf Namoğlu ve Merkez Hakem Komitesi'nin eseridir bu hakemler. Her hafta ya Cengiz, her hafta bıkkınlık geliyor. Hocam işte Bülent Yıldırım gene yaptı yapacağını. Yaptı doğru. Ekubar'a yapılan hareket %100 penaltı vermedi. Ne güvenmedi? Baktı geçti abi. Abi sıkıntısı ya, ne bunların? Ya böyle bir şey yok ya, bu adam ne görüyor, ben çok merak ediyorum. Abi sıkıntısı ne bunların, onu da çözemiyorum ki Cengiz. Yani bunların sıkıntısı ne abi, bu kadar güvensizlik, bu kadar eleştirilere rağmen hala bilinçli olarak düdük çalmamak, neden korkuyorlar abi? Taraftarından mı korkuyorlar? Yönetimden mi korkuyorlar? Futbolcudan mı korkuyorlar? Bunlar neden korkuyor ya? Bir korku var burada Cengiz. Yapamıyor. Abi psikoloğa gitsinler ya. Bak demin bir şey söyledim. Korkularını yenmek istiyorlarsa psikoloğa gitsinler. Diğer maçlarda da her hafta yaşıyoruz. Ulenberg falan bunları adam edemez yani. Bak iki psikolog tane, lazım iki tane psikolog. Düdük Fenerbahçe lehine verilmeyen penaltı sonrasında hikayeden düdüğü çaldı. Ve penaltıyı verdi. Fenerbahçe'nin de hanesine 3 puanı yazdırdı. Verdi abi, söylüyorum zaten. Abi, bunu, söylüyoruz açık yüreklilikle, burada söylüyoruz. Bunun tek sorumlusu karşılaşmanın orta hakemi. Orta hakemi zaten maçı çığırından çıkarttı abi. Verdiği vermediği kararlarla maçı çığırından abi, çıkarttı. Abi bir şey biliyor musun? Bütün hafta boyunca hazırlanmışım seninle birlikte. Deplasmana gelmişim. Çok iyi bir çıkış yakalamışım. Orada otobüse binerken, uçağa binerken, aklımda idmana çıkarken hep bir maç var ya. Yani bir futbolcu olarak düşünüyorum şu anda kendimi, Rize Sporlu. Hep bir maç var. Önümüzdeki haftaya nasıl hazırlanır? Ya olur muydu? Bu belli miydi? Yani adam oraya puan almaya gelmiş ve inanır mısın? Fenerbahçe'de yenecek bir güçteydi burada zaten. Hocam bak, benim anlamadığım şey şu. Şimdi net penaltı pozisyonları var bak, net. Doğru, tamam. Bak Ayev'inki net. Aynı Emre Kılınç'ınki gibi Erzurum maçında. Egemen'le diğer rakibin arasında çocuk çift kaşarlı toz oldu ya. Evet. Vermedi penaltıyı vermedi, hakem. Vermedi, doğru. Geçen hafta tamam. Söyledim. Doğru. Vermedi hakem. Aynı pozisyon abi. Bak aynı pozisyon diyorum sana. Ayev'inki de aynı pozisyon. İkisinin arasında çift kaşarlı toz gözünün önünde. Abi nasıl vermezsin sen bu penaltıyı ya? O kadar da yakınsın. Abi ne yapacak adam ya? İki taraf futbolcunun arasından bu ışınlanıp da mı geçecek? Nasıl geçecek? Doğru. Adam topla gidiyor. İki rakip bunu sıkıştırıyor. Biri oradan vuruyor, biri oradan vuruyor. Adam gidemiyor ki. Topu kurtarıyor, kendini kurtaramıyor adamlar. Kendini kurtaramıyor, doğru. Bu dünyanın her yerinde penaltı ya. Sen bunu nasıl vermezsin ya? Ya nasıl vermezsin abi sen bunu? Bir takımın kaderiyle... Sen ne görüyorsun abi? Bir takımın kaderiyle bu kadar rahat, basit oynayamazsın. Oynayamaz. Evet. Bütün mesele burada zaten, anlatabiliyorum yani. Bu hakemlerle bu ligler asla oynanamaz.
Bak bunlarla bir dahaki sene de aynı şeyleri yaşarız biz. Bunlar gidecek abi. Bırakacak bunlar. Bülent'i, Mülent'i hepsi bırakacak abi. Kim varsa sorunlu hepsi bırakacak. Bu Halil Umut Meler, işte o şey Ümit. Evet. Ümit. Ondan sonra bir tane daha var. Hüseyin Göçek. Bunlar bırakacak abi. Bırakacak. Yenileri gelecek. Gençler yani, gelecek. Dinamik. Gördüğünü çalan, evet, dürüst maç yöneten, Cesur, adaletli olan, sağda adaleti, bağda adaleti, eşit terazide dağıtan, Kanuni Sultan Süleyman adaletini sahaya getirecek abi. Doğru. Sahaya, bravo, getirecek. Bravo. Herkese eşit hareket. Futboldan zevk alalım değil mi o zaman? Abi herkes zevk alacak. Herkes da keyif alacak. Evet. Herkes, evet, keyif alacak. Evet, hata şey olmaz mı, olur. Ama ya, kör gözün parmağına derler yani abi. Kör gözün parmağına. Hani kimse kusura bakmasın. Böyle de bir şey yani, bu atasözü olduğu için söylüyorum. Ya olacak iş değil ya. Bunlar her hafta süt döküyorlar abi. Bak her hafta süt. Dolduruyorlar, dolduruyorlar, dolduruyorlar sütü. Orası ertesi hafta hop döküyorlar abi. Zebil ediyor, bak, gidiyor. Şimdi Cüneyt Çakır gör haftaya hata yapar. Evet. Bak haftaya hata yapar. Gider Şampiyonlar Ligi maçını yönetir. Gelir abi buraya. Bir bakmışsın hata yapmış. Doldurur, doldurur, sütü döker. Ondan sonra da o sütün arkasından ağlamanın bir faydası yoktur abi. Yok, kesinlikle yok. Tamam, yoktur abi. Kesinlikle katılıyorum. Yani artık olmasın ya. Vallahi yıllardan beri hakem, hakem, hakem. Bir senin oynadığın dönemde hakem, benim oynadığım dönemde hakem. Yorumculuk yaptığımızda hakem, hocalık yaptığımızda hakem. Bu bir tek Süper Lig için söylemiyorum Cengiz'ciğim. Amatörden, altyapıdan başla kardeşim, Süper Lig'e kadar hep hakem, hep hakem, hep hakem hataları. Her hafta hakem konuşuyoruz ya, evet, bu ülkede. Ya. Her hafta. Sonra bir Avrupalı hakem geliyor. Bir de teşekkür ederim ya, bak, değil mi? Aynen. Ben teşekkür etmeyi var ya, canı gönülden istiyorum. Sonra bir hakem geliyor abi. Türkiye'de bir UEFA Kupası Şampiyonlar Ligi maçı yönetiyor. Biz hakem konuşuyoruz. İşte diyoruz hakem mi? Evet. Onlar nasıl yönetiyor abi? Evet. Onlar nasıl yönetiyor ya? Kesinlikle ya. Bak bundan sonra var ya abi. Süper Lig'de, 2. Lig'de, 3. Lig'de futbolu bırakmış. Futbolu bırakmış. Profesyoneller alacaklar abi. Hakem yapacaklar bu ülkede bak. Hakem yapacaklar. Değil mi? Genç ama. Futbolun içinden gelen. Yani, bak futbolun içinden gelen abi, insanları alacaklar 3. Lig'den, 2. Lig'den, 1. Lig'den. Bunları hakem yapacaklar abi. Nasıl hoca oluyorlarsa? Aynen. Aynen. Nasıl hoca oluyorlarsa hakem de olacaklar, evet, abi. Bunları hakem yapacaklar. Onu yaşayacak. O zaman işte bu futbol düzelir, tabii, biliyor musun? O zaman düzelir. Kesinlikle. Ya onun dışında bizim futbolumuz var ya, asla düzelmez. Bak gerçekleri konuşuyoruz. Kimse de bizi yadırgamasın. Bak Sepp Piontek diye birini hatırlıyorsun değil mi hocam? Hatırlamaz mıyım hocam? Teknik direktörlük yaptı. Geldi, evet, milli takımda. Fatih Hoca da yardımcısıydı işte. Yardımcısıydı. Evet. Ya abi şu... Yani... Derval geldi. Mustafa Denizli'ydi. Bravo. Yardımcısı. Hadi Derval. Alman milli takımında ekol olmuş. Yani Dünya Kupası kazanmış. Avrupa abi peşinden Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış. Galatasaray'da bir ara dediler ki Bunak falan. Bak hem getiriyorsun hem senin medyan hem teknik adamların. Ya Bunak bu adam yavaş yavaş gidiyor. Yakıştırmayı seviyoruz abi. Bayılıyoruz. Şimdi bu adamı getiriyorsun. Abi müsabakalar işte şu kadar maçta şu kadar galibiyet beraberlik aldı. Faydalı değil. Verin abi tazminatını. Tazminat cepten çıkıyor ya, babasının parası ya. Verin tazminatını, gönderin. Kim başarılı oldu? Artık sona doğru gelirken biraz da senden bunu konuşmak isterim. Kim başarılıydı abi bu milli takımda son dönemde? Bakın Abdullah Hoca yok. 3 maç sonra gönderdik. Fatih Hoca. Ya Fatih Hoca artık tamam. Kimi getirelim? Şenol Hoca'yı getirelim ya. Beşiktaş'ta 3 sene 2 şampiyonluk, 1-2-2'liği falan yaşadı. Şenol Hoca yakışır. Niye? 2000 yılında. Hikmet Hoca'yı getir. Ha, getir abi ya. Bak Kayseri'yi nereye getirdin? Nereye getirdi? Getir Hikmet Hoca'yı. Bırak. Hadi Okan'ı getirmiyorsun genç menç diye. Abi. Aykut'u oynattığı futbolu beğenmiyorsun, getirmiyorsun. Getir abi, modern getir, futbol oynatıyor. Evet. Çatır çatır top oynuyor getir. Kayseri. Hani demin Beşiktaş'la ilgili bir şey söyledin. Ama ben bunu şuna katılıyorum. Dedin ki Abdullah Avcı ile görüşüyor. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim. Getir hocam, Abdullah Avcı'yı milli takımın o zaman başına getir. Abi Abdullah Avcı milli takımın başına geldi. Geldi biliyorum. Ama kulislerde yediler adamı. Yediler şunu. Yediler adamı. Anladın mı? Tabii. Yediler adamı. Abi Roman bir teknik direktör. Benim ülkemde çalışabilir. Zaten biz yabancı cennetiyiz. Her zaman söylüyorum. Futbolda da millet olarak da. Yani sokağa çıktığımızda demin metrobüse geliyorum. Cengiz. 20 kişiden 10 tanesi yabancı dil konuşuyor. Aynen. Özbeği var, Suriyelisi var. Aynen. Cennetiz. Allah bizden razı olsun yani. Dünya ülkelerinin... Hocam şu Trabzon-Kasımpaşa maçından değinmeden bitirmeyelim. Tabii bitirmeyelim. Oraya geçeceğim de bazen doluyor mu be Cengiz'im? Biz burada biliyorsun seninle birlikte doğaçlamak... Doğmamak mümkün değil zaten. Ondan sonra tabii o da önemli bir maçtı aslında. Hocaya bir kez daha geçmiş olsun diliyorum ben. İnşallah Mustafa Hocam biz daha böyle şeyler yaşamazsın. Bizi de üzmezsin. Biz futbol adamları olarak gerçekten üzülüyoruz. Hocam Kasımpaşa... Peki o yıldırım düşüş tak 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 devam ediyor. Bir dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi. Kasımpaşa 2, Trabzonspor 2 ama. Antrenörünü bile hastaneye gitti abi. Abi sen ne diyorsun? Mustafa Hoca'yı bile hastaneye gittiler. Ya Cengiz Trabzon'a ne diyeyim ben ya? Hala diyor ki çıkıyor, bak bunu söylüyorlar. UEFA şansımız diğer takımlardan daha iyi. Eyvallah. Kardeşim 2-0 öndesin ya. Sen ben bunu izliyoruz da. 2-2 ile Mustafa Denizli Hocam da 2-2 bitti. Kendine geldi. Hocam sana ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. İlk yarısı 2-0 Trabzon'un galibiyetiyle bitti ya maç. Doğrudur. Geldi attı adam iki tane golü.
İlk yarısı o maçın 4-2 bitebilirdi biliyor musun? Kasımpaşa çok net 4 tane 5 tane gol pozisyonu var. Kasımpaşa'nın. Evet. İlk yarıda. Trezeguet'le bilmem evet. Tabii canım Trezeguet'le ve diğerleriyle. Evet. En az 4 tane 5 tane net pozisyonu var. Onlar gol olsa var ya Mustafa Hoca da hastanelik olmayacak biliyor musun? Adamın tansiyonu çıkmayacak. Çıkmayacak doğru. Sinirlenmeyecek. Evet. Hastanelik de olmayacak. Onlar gol olmayınca bir de ilk yarı biterken ikinci golü yiyince adamın tansiyonu fırladı abi. Bak, de, fırladı. Bir de haftalarda kötü bir gidiş var. Evet. Hepsi üstten indi. Hoca hastaneye gitti. Yardımcısı yönetti ikinci yarıyı kulübede. Teknik, taktik, oyuncu değişiklikleri. Çok da başarılıydı daha onu da söyleyeyim. Ve maç 2-2'ye geldi. Şimdi Ünal Hoca. Ya sen niye alıyorsun hocam Abdülkadir'i ya? Niye alıyorsun ya? Adam çatır çatır top oynuyor sen adamı dışarı alıyorsun yapıyor, ya. Ayağı top yapıyor, koşuyor, ya basıyor. Ya hocam hiç değil. Yusuf yürüyor. Çok çalıyor. Yusuf yürüyor ya. Ya Yusuf yürüyor abi. Haftalardır diyorum ki ben. Abi. Yusuf yazıcıda düşüş var. Kesinlikle. Trabzon camiasına buradan sesleniyorum. Ünal Karaman'a söylüyorum. Abi kimse görmüyor ya. Adam futbolcusunu görmüyor. Sahada düşüyor olan futbolcuyu görmüyor ya Ünal Karaman. O Ünal hocam sen nasıl götüreceksin bu takımı UEFA'ya ya? Evet ya. Şimdi başladı Trabzon medyası. Yusuf'ta büyük düşüşü var diye. Ya biz bunu 5 haftadır söylüyoruz Yusuf'ta düşüşü var diye. Çok büyük. Yani geziyor be Cengiz. Abi millet yeni görüyor ya. Evet. Yeni görüyor. Yani ilginç ya çok. Vallahi yani bilmiyorum Yusuf'ta. Ya bazı şeyler alışılmış ya. Esame listesine muhakkak yazacak Cengiz onu. Bak yemin ediyorum ya. Sanki büyülenmiş gibi. Sen de yazdın esame listesi ben de yazdım. O esame listesine bu adamı yazıyor işte ya. O anda düşünemiyor bilmiyorum. Ya da idmandaki performansıyla mı değerlendiriyor? Hocam playoff oynuyoruz playoff. İlk maç mağlubuz playoff'ta bak 6 maç şampiyon olduk ya playoff'ta. İlk maç mağlubuz. İkinci maç berabere Anadolu Hisarı'nda. Takımın 3 tane ası var. Benim talebelerim. Evet. Kulübeye çektim. Bak kulübeye çektim. 3. maç kulübeye çektim. 3 as futbolcu. Millet bana diyor ki ne yapıyorsun sen? Dedim karışmayın, karışmayın işime. Karışmayın işime. Karışmayın. Bak hocam ikinci maç 4 gol önündeyiz. Oyunu almıyorum. 3'ünü oturtturdum kulübede. 90 dakika oyunu almadım. Bak 90 dakika oyunu almadım. Ondan sonraki maç 3-0 galibiz. Gene almadım. Gene oturtturdum kulübede bu 3 ası. Ve direkt aslar bu. Tabii. Final maçında dedim ki bunlara bir hafta önceden final maçında oynatacağım hazırlayın kendinizi. Final maçında oynattım abi. Bak beraberlik bize yarıyor. Galibiyet bize yarıyor. Karşı takıma şampiyon olması için galibiyet lazım. İlk yarıyı 1-0 mağlup bitiriyoruz finalde. Avcılar stadında. 2 tane top istiyorum dedim. Defans arkasına yerden. 2 tane suratlı santiforum vardı biliyorsun. Biri İlkay. Çok iyiler. Biri de Hasan. İlkay'ı Beşiktaş, Galatasaray, Fener istedi. Fenerbahçe elimize ağır bastı. Gittik Turan Sofoğlu'na verdik. 2 yıl Fenerbahçe pat takımı şampiyon oldu. İlkay gol kralı oldu benim verdiğim adam. Ne kadar güzel. Tamam mı? 2 tane top abi 2-1 öne geçtik. Ve maçı böyle bitirdik. Evet. O 3 tane, 3 hafta playoff'ta kulübede oturan az futbolcu çıktı maçı aldı abi. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bak hocam, hocalık çok önemli. Ben sana dedim ama. Hocalık çok ben önemli. Ben sana çok önemli. O tuttur abi Yusuf Yozucu 2 hafta kulübede Yusuf'u. Bak bakalım nasıl oynuyor 3. hafta. Tabii Yusuf'a ki. Bakıyorum ben. Bak Yusuf'a bakıyorum son 4-5 maçtır. Gözlerin altı çökmüş hocam. Evet. Gözlerin altı çökmüş. Ne dedim ben buradan? Bunun kafasını rahatlatın. Ne problem varsa çözün. 5 haftadır konuşuyoruz. Bak çözün. 6. hafta. Tamam mı? Sahaya dedim Yusuf'u sağlıklı bir şekilde çıkartın. Çünkü Yusuf Trabzon için çok önemli futbolcu abi. Sadece Trabzon için değil, milli takım için de önemli futbolcu. Oğuz'un özelliklerini görüyorum onda. Aynen öyle abi. Bak, Oğuz'un özelliği var, işte Sosa'nın ayağı özelliği var. Daha sonra söyleyeyim, bir sürü futbolcunun özelliği var. Ama en çok Oğuz'un özelliği. Çok iyi futbolcu bak, çok iyi futbolcu ama bu çocuğu... Kendine bakmıyor. Bu çocuğu kontrol altında tutacaksınız abi. Acaba lig bitmeden iyi bir yerden transfer... teklif mi aldı, prim bilmiyorum mi aldı? Bilmiyorum abi ne aldı, ne almadı. Alıyor ya. Ne aldı, ne almadı onu bilmiyorum. Ha, ama ya, bildiğim Cengiz. Bir tek şey var. Yusuf'ta büyük düşüş var. Oynar mısın hocam çok şu anda Yusuf'a? Var, 4-5 haftadır. Yusuf'la çıkmaz mısın? Yusuf'la çıkmaz mısın? Nereye abi? İlk 11 ile Yusuf'la çıkmaz. Düşünmez misin şu anda? Hocam 2 hafta tuttururum. Bak 2 hafta tuttururum. 3. hafta içeride koyarım. Seyircinin önünde koyarım. Bakarım performansına. Tamamsa devam. Bozuksa 20. dakikada çekelim. Bozuksa gene alırım abi. İlk yarı biter alırım. Soyunma odasında alırım. Gel abi kenara. Otur benimle beraber yan tarafta. Akıllı ol biraz. Akıllı olacaksın abi. Futbolcu kendine bakacak. Evet. Özel hayatına dikkat edecek. Doğru. Yediğine, içtiğine, yaşamına, her şeyine dikkat edecek abi futbolcu. Canım. Öyle diyorum her zaten. Şeyine. Evet. Sakatlanabilir futbolcu. Biz hepimiz sakatlandık. Cengiz. Sakatlıktan da iyi bakarak kendine çabuk dönecek futbolcu. Doğru. Bak çabuk dönecek. Doğru. Bak ne oldu? Kone'yi sakat oynattın, kaybettin. Bak ameliyat. Hadi buyur. Ben bu hafta oynar diye düşünüyordum ama Sivas'tan gelen haberler. Sağ olsun. Oynamayacağız yanında. Evet. Ne olacak şimdi hocam? Malatya evet. Maçı çok önemli. Çok, çok önemli. Öteki santiforun da yok. Evet. Öteki de yok. 3 santifor 3'ü de yok. Doğru. Çok zor.
Allah yardımcısı olsun kesinlikle abi. Kesinlikle Sivas Spor'un. Hakan Hoca'nın da Sivas'ında Allah yardımcısı olsun. İstediği puanlar alır. Kasımpaşa ile ilgili ne söyleyeceğim hocam? Hocam Kasımpaşa Kasımpaşa bir puan aldı. Ve o puanla da morallendi. Ama Kasımpaşa paşa yavaş yavaş düşüyordu. Ama Kasımpaşa gerçekten Trabzon maçında iyi oynadı biliyor musun? Hem ilk yarı çok iyi oynadı hem ikinci yarı çok iyi oynadı. İlk yarı o kadar iyi oynamadı gözünü seveyim. Oynadı hocam bak 4 tane 5 tane pozisyon var diyorum sana kaçan gol var. Ama ilk yarı orta sahada Trabzon hakimdi topa. Abdülkadir çıkana kadar Trabzon hakimdi. Hocam Trabzon hakimdi diyorsun. Trezeguet'e başa çıkamadı Trabzon ya. Tamam. Aldı gitti adam ya. Aldı gitti. Süpürdü. Tamam. Vurdu kaleci çıkarttı. Bak o Uğurcan var ya. Uğurcan. Trabzon'un ilk yarıdaki 2-0'lık skoru elde etmesinde en önemli faktör Uğurcan biliyor musun? Bak Uğurcan diyorum sana abi. Top direkten dönüyor. Evet. Kaleci bak hamle yapıyor. Top direkten dönüyor. Dönüyor gene Kasımpaşalı futbolcunun önüne düşüyor. Vuruyor abi onu da çıkartıyor. Çıkartıyor. Bak 18 içinde vuruyorlar çıkartıyor. Dışarıdan vuruyorlar yeni çıkartıyor. Çaplardan vuruyorlar çıkartıyor. Müthiş oynuyor çocuk. Onur'u falan aratmıyor ya. Hocam ne Onur'u ya? Onur'u kimdi? Herkes unuttu Onur'u Onur'u ya. Yok yani bak ben yok Onur'u takdir ederim. İyi bir kaleciydi. Unuttu. Trabzon'da herkes unuttu Onur'u. Ben sana söyleyeyim unuttu. Uğurcan diyorsun tamam. Tabii canım. Uğurcan da Arda'da ikisi de müthiş kaleci ya. Ya yükseklerde görürüz inşallah ikisinde. Ve ilk yarıdaki 2-0 Uğurcan'ın sayesindedir. Yatsın kalksın Trabzon ilk yarıda Uğurcan'a doğarsın. Dünyanın golünü çıkarttı. Dünyanın golünü. Köşeden çıkarttığı bir top var. Kaç tane var abi? İlk yarı kaç tane var diyorum sana. Yani Kasımpaşa bu maçı hakikaten iyi oynadı. Ama burada Trabzon'un hataları büyük. Bir gidiyorlar abi 8 kişi 9 kişi. Geriye dönen yok. Bak geriye dönen yok. Herkes orada. Geri dönemediğin zaman o defans ne yapacak? Çaresiz. Trezeguet dediğin adam. Boşluktan geldi zaten. Bugün Trezeguet dediğin adam Türkiye'de her takımda oynar. Büyük küçüğü hepsinde oynar. Hepsinde oynar. Çok hakim abi. Hepsinde oyuna, oynar. Hem surat topa, var. Topa ayağına çok hakim. Hem akıl var hem teknik var adamda. Kesinlikle. Hepsi var yani. Peki Trabzonspor tabii bu beraberlik sonrasında galip gelseydi 39 yapıyordu. Bak çok ilginç. Beşiktaş'ta puan farkını 2'ye indiriyordu. Fakat şu anda yine ligin 4. sırasında 37 UEFA şansı sence sürüyor mu Cengiz son haftada? Son 10 haftada. Hocam Trabzonspor normalde elini kolunu sallayarak UEFA'ya gider. Ama böyle gidemez. Ama ne diyorum? Böyle gidemez. Bak böyle olmaz. Dinlendireceksin ama oynayanı da almayacaksın. Abdülkadir sen niye alıyorsun abi? Adam çatır çatır top oynuyor dışarı alıyorsun. Ne görüyorsun hocam sen? Hadi hakemler bakıyor görmüyor sen de görmüyorsan bizim işimiz var demektir ya. Kesinlikle. Vallahi işimiz var demektir. Kesinlikle. Sen futbolun içinden gelmiş milli takımda uzun yıllar oynamış Trabzon'da oynamış. Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük futbolculardan birisin. 16 yaşında milli takımda forma giydin hocam sen. İkinci ligde. Ya 16 yaşında forma giydin ya bu herkese nasip olmaz bak, yani. Kimse söylemez. Belki hatırlamazlar bile ama Cengiz Kasap, Vahit Karakay hatırlar. Rahmetli Coşkun Özer seni keşfetti. İkinci ligde top oynarken mini takıma geldin. Hangi takım forması? Malatyaspor forması. Evet. Ünal Karaman. Evet. Doğru. Ünal hocam. Ve Ünal sezon hocam. Başından beri de biz burada destek oluyoruz kendisine evet. Değil mi? Doğru yoldasın hocam. Bu gençlerle devam et. Evet. Ama hata da yapma hocam. Oynayanı da çıkartma ya. Allah rızası için. Çok cesaretlisin. 19. Adam uzaktan vuruyor gol oluyor. Evet. Niye sen bu adamı dışarı alıyorsun ki? Senin gole ihtiyacın var adamı dışarı alıyorsun. 18'in dışından topa çat diye vuran bir tek bu adam var zaten kesinlikle. Sende. Kesinlikle. Ne dedik Cengiz? Takdir ettik değil mi? Trabzonspor'a ve Ünal Hoca'ya teşekkür ediyoruz dedik yönetime. 19 yaş altı 5 futbolcuyu kulübede tutuyorsun. Her an hazır tutuyorsun yani. Evet. Ya bravo. Biz her zaman bunu söyledik. Ama son haftalarda Trabzonspor'da gerçekten senin de söylediğin gibi. Sosa'nın da sakatlıktan dönüşü iyi değil hocam. Bir noktadan sonra o da bitiyor. Bitti. Yani o da tamamlayamıyor evet, 90'ı. Doğru. Yani öyle gönül rahatlığıyla Sosa hakikaten. Şimdi Emre Belezoğlu mesela bunu yapıyor. Tamam. Bak 90 dakikayı çatır çatır oynayıp tamamlıyor. Gerçi bu hafta aldı onu hoca tamam. Abdullah Avcı ama adam bütün her şeyini veriyor. Bak, tamam. Bütün her şeyini. Peki. Sağ tarafa gidiyor, sol tarafa gidiyor. Defansın ortasına gidiyor hocam bak. Forvet'e gidiyor. Final pas atıyor. Gol şutu atıyor. Gol pası veriyor. Adam her şeyini veriyor. Ondan sonra zaten o diyor bana. Kendisi diyor Abdullah Avcı. Hocam beni al ben bittim diye alıyor. Cengiz, Sosa'da o da yok. Bak Sosa'da o da yok. Kesinlikle. Son bak Sosa derken sana bir şey soracağım. Bak kimsenin konuşmadığı bir şeyi senden paylaşmak istiyorum. Sosa Türkiye'ye ilk geldiğinde hangi takımdaydı? Beşiktaş'ta. Evet. Nereye gitti? İtalya Milan'a. Doğru. Başarılı oldu mu? Olamadı. Olamazdı zaten. Şimdi nereye geldi? Trabzon'a. Biraz daha alt diye. Yani 5 baktım, milyon euroyu verdi aldı. Aldı. Şimdi sen şuna inanıyor musun? Kuvarezma da Beşiktaş'a geldi. Gitti yine geldi. Örnekleri var. Türkiye Ligi'nde o tadı alıp, o para tadını alıp, tabii para daha ön planda olduğu için gidiyor. Avrupa'da topunu oynuyor. Genelde %80 başarısız oluyor. Ama bizim teknik adamlarımız ve menajerlerimiz biz bunu diyor bir şekilde yine kakalarız diyor ve getiriyorlar. Sen Türkiye Ligi'nden gidip de bir sezon, iki sezon sonra gelip başarılı olan futbolcuya inanıyor musun? Olur mu sence? Babel. Kasımpaşa'dan Avrupa'ya gitti, Beşiktaş'a geldi. Biraz başarılı diye değerlendirebiliriz. Genelde başarılı oluyorlar mı?
Hocam olamıyorlar zaten. Olamaz sıkıntı zaten. Orada. Bravo. Şimdi Jagne'yi sen Çin'den getirdin değil mi? Çin'den geldi Jagne. Evet. Kaça geldi abi? Bedava. Bedava. Bedava getirdiler. Evet. Sonra 16 milyon, 13 milyon euroya. Jagne şimdi göbek atıyor. Galatasaray'a sattılar. Jagne hayatında bulamayacağı parayı alıyor yani şu anda. Sen ne diyorsun? Adamın saçı başı değişti, giyimi kuşu değişti. Sen ne diyorsun abi yani? Adamın hayatı değişti kesinlikle. Ya. Kesinlikle. Evet. Yani adama milli piyango çıktı ya. Var mı böyle bir şey? 28 yaşında milli piyango çıktı adama. Kesinlikle. Evet Cengiz gerçekten bu hafta da çok adaletliydi. Biz şimdi Vizyon 58 TV ekranlarında şunu söylüyoruz efendim. Futbolun nabzında bir doğaçlama yapıyoruz ve konuşulmayanlara dikkat edip onları konuşmaya çalışıyoruz. Futbol bizim her şeyimiz. Çok iyi hatırlar Cengiz de eski Macar Kralı'nın o Puşkaşlı dönem dünyayı kasıp kavuran, Avrupa'yı kasıp kavuran mini takımında şu demeci vermişti. Ben bu ülkeyi 40 yıl futbolla yönettim. Çok önemli bir kelime. Doğru. Bak. Doğru öyle verdi. Deplasmanda orada Almanyalar, İngiltereler. Biz, ben çok gururlanıyorum. Biz de bu mini takımı, Macar mini takımı burada Eşref Aykaç döneminde 3-1 yenmiştik hatırlarsın. Dolayısıyla biz de böyleydi işte. Ben buna katılıyorum. Spor ve futbol evrenseldir. Ve bana göre dünyada tanıtımın en güzel aracıdır efendim. En güzel. Onun için her hafta belirttiğim gibi Cengiz arkadaşımla birlikte şunu söylüyorum futbolun adında. Görüşünüz ne olursa olsun lütfen gönlünüz sporla dolsun, sporla kalın. Bitirmeden önce de ben bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Şimdi 6 haftadır Vizyon 8 TV ekranlarında Anadolu'nun incisinde futbolun nabzı, futbol programının yapımını ve sunumunu biz burada beraber seninle gerçekleştiriyoruz. Bu arada arkamızda kocaman bir teknik kadro var. Ben es geçiyorum onu. Evet sen unutuyorsun ben bu sefer unutmayacağım. Evet. Bu teknik kadroya da hani ekranın önünde biz varız ama onların sayesinde bu yayın gerçekleşiyor. Sivas'taki ve İstanbul'daki tüm teknik kadrodaki arkadaşları hepsine ben futbolun nabzı adına sen de benim adıma teşekkür ediyorum. Minnettarız. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Teşekkür ediyoruz. Efendim haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sporla kalın, futbolla kalın, hoşça kalın. Hoşçakalın.